Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları 3. oturumuyla devam etti. Meclis Başkan Vekili Aydın Kara Başkanlığı'nda gerçekleştirilen oturumda İmar Komisyonu'na havale edilen raporlar görüşüldü. Meseleleri toplantıyı başlatıyorum. Yoklama için Erkan Bey buyurun. İmar Komisyonu raporları arasında MHP grubunun önergesiyle gündeme alınan yeni yapılacak olan binalara jeneratör bırakılması ile ilgili madde de yer aldı. İmar Komisyonu talebin reddine yönelik karar alınca MHP Meclis Üyesi Mehmet Çak söz alarak açıklamalarda bulundu. Kararı gündem madde tutanak olarak geçirmek mi? Meclis üyelerinden ricam bunu tekrar düşünmeleri. Bu yapılan hizmettir, bu lüks değildir. Vatandaşın rahatlığımız için geçerli bir şey olacaktır. Teşekkür ediyorum. Daha sonra İyi Parti Meclis Üyesi Gültekin Koç söz aldı. Sık sık elektriklerin kesildiği ve insanların asansörlerde mahsur kaldığı, evine çıkamadığı, suların akmadığı vesaire, yani enerjiyle olabilecek tüm aksaklıkları yaşadığı bir ülkede ve coğrafyada yaşıyoruz. Bugün Elazığ'daki kat yükseklikleri artık 3-5 katla sınırlı değil. 10 kat, 11 kat, 15 kat, 20 kat çıkabildiğimiz kadar çıkıyoruz. Hani bir belediye başkanına bir soru sormuşlar. Demişler ki işte biz kaç kat yapalım? Demiş vallahi demiş sağa sola gitmeyin. Orası şahıs arazisidir. Yukarısı Allah'a ait demiş. Gidebildiğiniz kadar gidin. Şimdi biz habire çıkıyoruz yukarıya. Peki bunları yaparken tedbirimizi alıyor muyuz? Vallahi bazı sitelerde görüyoruz. Ama benim yaşadığım sitede 7 katlı 8 katlı bir site ama jeneratörümüz yok. AK Parti Meclis Üyesi Veysel Toptaş ise söz alarak jeneratörün belediye baskısı ile olmayacağını savundu. Yarın bu deprem biter. Binaların imalatı biter. Yoluna gelir. Ondan sonra tekrar arkadaşlar bir öneriye verir. Biz oluruz olmayız önemli değil. Bu gündeme gelir. O zaman herhangi bir maliyet endişesi olmaz. Jeneratörde o günkü arkadaşlar uygular. Bizim buradaki grup kararı olarak reddetme gerekçemiz budur. Asansör diyorsunuz. Asansörle jeneratörün bir alakası yoktur Gültekin abi. Asansörlerdeki akülerin bakımı yapılmadığı için siz asansörde kalıyorsunuz. Ya o zaman kesin haberiniz olmasın o zaman. Sayın Başkanım bir şey Veysi Bey'e bir cevap vereyim mi? Ondan alınır. Şimdi deprem dedik, kentsel dönüşüm dedik, insanlar dedik değil mi? Şimdi deprem fırsattır. İl için fırsattır, insanlar için fırsattır. Düşünün Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1979 yapımı binalar yıkıldı, yerine yeni bir binalar yapıldı. Eğer deprem olmasaydı biz orada zaten jeneratörü konuşma imkanımız yok. Şimdi böyle bir fırsat önümüze gelmiş. Nail Bey yıkıldığı zaman 5 katlı, 4 katlı eski binalar 12 kat, lüks bir bina olacak. Bu nedir? Fırsatı. Bu fırsatla beraber insanlara bu güzelliği de vermek lazım. Yani burada her şeyi bir hidrofor diyorsunuz. Hidrofor yönetmeninden önce 3 tane inşaatta hidrofor vardı. 300 bin tane şeyde hidrofor yoktu. Ne zaman ki yönetmenlikte hidrofor koyuldu, şu anda 1100 tane müteahhit hidrofor koyma zorunu var. Güzel bir hizmet mi? Hizmet. Jeneratör olmadığı zaman o hidrofor da boş. Şu anda 15 katlı binalara su çıkmıyor. Yarın elektrik kesildi, o hidroforunuz da boş. Asansörünüz da boş. Çağaçoğlu'nuz bir saat orada cerrahsız kaldığı zaman ağlıya ağlıya kendi kendini parçalar. Yani burada bu depremi fırsata döndürün. Mecliste uzun süre görüşülen komisyon raporu oy çokluğuyla reddedildi. Ya bu konu iki sefer görüştük hakikaten. Ben çok bu konuda söylemek istemiyordum da özür dileyerek söylüyorum. Geçenlerde bir iki tane inşaat yapan arkadaşımız dedi. Hayırdır dedi ya siz meclisleri jeneratör işine mi girdiniz falan. Hayırdır dedim bu nereden çıktı ya. Dedi ya bu nereden çıktı başkanım. Dedi biz de böyle düşünüyoruz. Diyoruz ki herhalde siz meclis üyeleri artık kimler giriyor kimler bilmem ama dedi biz de diyoruz ki herhalde jeneratör işine giriyorsunuz. Bir de bir böyle bizi bu şekilde bir itham ettiler bize. Müteahhit dinlemeyin başkanım. Müteahhit işine gelmiyor. İşte onu söylüyorum Gültekin abi. Yani inşaat yapan ben söylemek istemiyordum daha mecbur kaldım söyledim.